Farklı durumlarda vergi yükünün kimlerin sırtına bindiğini düşünelim. Bu videoda insülinden bahsedeceğiz. İnsülin ilginçtir. Diyabet hastaları kan şekeri seviyelerini korumak için insülin kullanır. Yani şöyle de düşünebiliriz, hayatta kalmak için buna muhtaçlar. Dolayısıyla onlar için insülinin marjinal faydası sonsuzdur. Bu yüzden fiyatı ne olursa olsun ihtiyaçları olan insülini satın almayı kabul ederler. Örneğin insülinin fiyatı 1 lira olsa ve tüm doktorlar ağız birliği ederek tüm diyabet hastalarına yılda 3000 doz insülin almaları gerektiğini söylerse hastalar o 3000 dozu alır. Fiyatı 80 lira olsa da yılda o 3000 dozu yine satın alacaklardır. Yani mantık dahilinde makul bir fiyat aralığında talep miktarında hiçbir değişim olmaz. Diyelim ki makul fiyat aralığı bu olsun. Burada insülin için talep eğrisi düşey. Tabii ki doz başına fiyat 9 milyon lira gibi rakamlara çıktığında bazı diyabet hastaları bu parayı ödeyemeyecektir. O zaman da eğri düşey olmaktan çıkacaktır. Ama en azından makul bir fiyat aralığında eğri düşeydir. Tekrar ediyorum, bu bizim talep eğrimiz. Esneklikten bahsederken değinmiştik, hatırlarsınız. Bu tam esneksiz bir talep. Tam esneksiz. Tam esneksiz. Bunu bir tuğla gibi düşünebilirsiniz. Ben öyle düşünüyorum. Bir tuğla tam esneksizdir. İstediğiniz kadar çekin veya itin. Tabii mantık dahilinde, mesela benim fiziksel gücüm dahilinde. Tuğlanın şeklini değiştiremezsiniz. Lastik bant için de bunun tam tersi geçerli. Lastik bant oldukça esnektir. Burada esnekliğin bizi ilgilendiren tanımına da başvurabiliriz. Esneklik eşittir miktardaki değişim yüzdesi bölü fiyattaki değişim yüzdesi. Aslında burada fiyatı makul sınırlar dahilinde, yani bu eğri boyunca ne kadar değiştirirsek değiştirelim, insanlar yılda 3000 doz talep etmeye devam edecek. Şimdi buraya bir de arz eğrisi çizelim. Arz eğrimiz böyle bir şey olsun. Burası arz. Bu piyasada hiçbir vergi veya düzenleme olmadığı takdirde çizdiğim bu grafiğe göre denge fiyatı yaklaşık 75 liraya denk geliyor. Videoya başlamadan önce biraz araştırdım. Bir ampul insülinin piyasa fiyatı gerçekten bu seviyede. Ayrıca denge miktarı da bu şekilde. Yani insanlar gerçekten yılda ortalama 3000 doza ihtiyaç duyuyor. Tam esneksiz böyle bir durumla ilgili akla gelebilecek ilginç bir soru var. Üretici ve tüketici fazlaları ne olur? Üretici fazlası. Bunu fırsat maliyeti veya artan marjinal maliyet olarak nitelendirebilirsiniz. Bunu birçok kez yaptık. Üretici fazlası işte burası. Takas fiyatı eğrisi ile arz eğrisi arasında kalan alan, yani üretici fazlamız, burada işaretlediğim alan, üretici fazlası. Bir de tüketici fazlasına baktığımızda işler biraz ilginçleşiyor. Tüketici fazlası, insanların ödediklerinin ne kadar üstünde marjinal fayda sağladıklarının ölçütü. Önceden tamam bu, talep eğrisi ile fiyat arasında kalan alan diyorduk. Ama bir de ne görelim, burada gösterdiğim bu alan sonsuza uzanıyor. Şimdi şöyle düşünebiliriz. Diyabet hastaları insülinden neredeyse sonsuz marjinal fayda elde ediyor. İnsülin sayesinde sağlıklı yaşıyorlar, hatta bu sayede hayatta kalabiliyorlar. Yani onlar için bu paha biçilmez bir şey. Tüketici fazlasının sonsuz olması ilginç bir durum. Bu illaki bunun diyabet hastaları için çok karlı bir anlaşma olduğu anlamına gelmiyor. Hayatta kalmak için bu faydaya ihtiyaçları olduğu anlamına geliyor. Peki, bu talep birazcık daha esnek olsaydı ne olurdu? Senaryo birazcık daha gerçek hayata dair olsaydı. Gerçek hayatta fiyat artınca aldıkları günlük dozu azaltabilecek bazı diyabet hastaları olabilir. Yani yine çok dik bir eğri olacaktır ama yine de biraz esneyecektir. Gözünüzde canlandırabileceğiniz üzere grafikte yukarı çıktıkça eğri kapalı bir alan oluşturacaktır. Belki de fiyat ta buralara kadar çıktıktan sonra, yani mesela 2 milyon lirayı gördükten sonra talep hızla azalacak ve kapalı bir bölge oluşacaktır. Ama tüketici fazlası yine de çok büyük olacaktır. Şimdi artık bunu bildiğimize göre şuursuz bir siyasetçi insülini vergilendirmeye kalkarsa ne olur bir bakalım. Kesinlikle çok kötü bir fikir. Böyle bir şey savunmam mümkün değil ama düşünelim. Bu durumda vergi yükü kimin sırtına biner? Arz ve tam esneksiz talep eğrimize dayanarak enine boyuna düşünelim. Üretici açısından bakacak olursak elde edilmesi gereken işte bu. 3000 doz üretmek için doz başına 75 lira kazanmaları gerekiyor. İlk dozu üretebilmeleri için o dozu 60 liraya satabilmeleri gerekiyor. O halde üreticilerin vergi ile birlikte almaları gereken meblağ için yeni bir eğri çizmemiz lazım. Bunu defalarca yaptık. İlk doz için üreticinin 60 lira kazanması gerekiyor. Ama buna vergiyi de ekleyince fiyat 70 liraya fırlıyor. 3000 doz için üreticinin 75 ila 76 lira kazanması lazım. Buna 10 lirayı da ekleyince 85-86 liraya yükseliyor. Yaklaşık olarak buralara yani. Böylece yeni bir eğri oluşuyor. Bunu tüketicinin gözünden fiyat eğrisi olarak düşünebiliriz veya arz artı vergi eğrisi olarak da ele alabiliriz. Ben buna arz artı vergi eğrisi diyeceğim. Bu arz artı vergi eğrisi. Peki bu esneksiz talep eğrimizi nerede kesiyor? Tahmin edebileceğiniz üzere fiyatın artmasına rağmen insanlar hala yılda tam olarak 3000 doz insülin almak zorundalar. O yüzden kesişim noktası tam da bu miktara denk geliyor ama denge fiyatımız değişti. Yeni denge fiyatımız tam olarak 10 lira daha yukarıda. Yani önceden burası 75-76 liraya denk geliyorsa artık 85-86 liraya isabet ediyor. Buradaki mesafe tam olarak 10 lira. Şimdi başka şeyler düşünelim. Mesela hükümetin bu durumda elde edeceği geliri düşünelim. Toplam gelir ne olacak? Yılda 10 lira çarpı 3000 doz çarpı 3000. Yani hükümet yılda 30.000 lira gelir elde edecek. Şimdi düşünelim. Bu meblağ kimin fazlasından geliyor? Bu taralı bölge vergi gelirleri. Üreticiler yine aynı üretici fazlasını kazanmaya devam edecek. Dolayısıyla tüm bu vergi geliri doğrudan tüketici fazlasından gelecek. Şimdi buradaki bir diğer ilginç nokta da şu. Bu talep tam esneksiz olduğu için ortaya çıkıyor. Yani fiyat arttırmamıza rağmen talep edilen miktar azalmadığı için. Aslında burada bir ağırlık azalması yok. Çünkü talep tam esneksiz. Aslında aynı miktarlarda üretmeye devam ediyoruz. Bu durumda fazla akışı diyabet hastalarından hükümete doğru gerçekleşiyor. Yani burada kaybedilen bir fazla yok. Çünkü sanırım şöyle diyebiliriz. Arz eğrisi ile talep eğrisinin kesiştiği noktalar arasındaki alan kaybı sıfır. Sonuç olarak talep edilen miktarda fiyat artışına bağlı bir düşüş yaşanmıyor.